Merhaba canlar, erenler, ben Cem Kervan. Bu hafta Eşrafın Alimlerin adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah Kudüs'e doğru gidiyor talipleriyle birlikte. Yoldayken onları kenara çekiyor ve diyor ki, bakın diyor, eşrafın alimlerin ellerinden acı çekip öldürüleceğim diyor. Ama üçüncü gün mezardan dirilip hayata döneceğim diyor. Şimdi İsa Ruhullah zaten bunları biliyor. Önceden her şeyi biliyor. Yani Şahya nereye gideceğini ve ne olacağını biliyor. Ama talipleri tabii ki dehşete düşüyor. Petrus çok açık sözlü biri. Diyor ki, hayır diyor, haşa, bu başına hiç gelmeyecek, katiyen. Yani öyle bir ifadeler kullanıyor. İsa diyor, defol şeytan. Tabii ki Petrus şeytan mı? Değil. Ama bu bir tuzak aslında. Yani insani düşünüyor Petrus. Ve İsa diyor ki, defol şeytan, çünkü aklındaki haktan değil, insani bir düşüncedir. Yani benim ölmem gerekiyor diyor. Ölüp hayata döneceğim, dirileceğim diyor. Her neyse, bunu bir deyiş haline getirdim. İnşallah seversiniz. Eşrafın alimlerin ellerinden acı çekip öldürülmesi gerek oy. Eşrafın alimlerin ellerinden acı çekip öldürülmesi gerek oy. 3 gün ölü kalıp da mezarından, 3. günde dirilmesi gerek oy. 3. günde dirilmesi gerek oy. Kaldırdı. Şah da defol şeytan diye haykırdı oy. Petrus da haşa diye baş kaldırdı. Şah da defol şeytan diye haykırdı oy.
Allah'ın hakta derdiye uyardı. Şah'ın ölmesi, dirilmesi gerek boy. Şah'ın ölmesi, dirilmesi gerek boy. Yetkin kamil insan olmamız için koy. Kervanım yeniden doğmamız için. Yetkin kamil insan olmamız için koy. İsa'nın ölüp dirilmesi gerek boy. İsa'nın ölüp dirilmesi gerek boy. Evet. Ve az önce hani geçen hafta dedim ya, Petrus, sen Mesih'sin. Sen hakdan hak olu Mesih'sin diye güzel bir cevap vermişti ve İsa dedi ki bu sırrı açan insan değil, haktır dedi Petrus'a. Ama bu hafta ne diyor? Çekil yolumdan şeytan diyor. Çünkü bu düşünce haktan değil insandandır diyor. Onun için aklımız, düşüncelerimiz hep hakta olsun. Hep onun düşüncelerini düşünelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğeni düğmesini basın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, hakta kalın, esen kalın, hoşça kalın.